Takas İstanbul ilk seansı sunar. Herkese günaydınlar. Risk iştahının düşük olduğu bir güne başlıyoruz. Asya tarafında karışık bir seyir. ABD tarafında dün seansla başlayan satışlar bugün vadelilere yansımış durumda. Bizde de içeride vadeli tarafta yine satıcılı bir seyir olduğunu söyleyebilirim. Viyop şu an için negatif seyrediyor. Evet, bugün aynı zamanda Merkez Bankası'nın faiz kararını izliyor olacağız. Saatler 14'ü gösterdiğinde Merkez Bankası'nda piyasa profesyonelleri sorduğumuzda faiz değişikliği beklenmiyor. Bugün %9'da sabit kalması yönünde faizin. Günlere çıkan başlıklarıyla başlayalım, ardından da rakamlar diyelim. Evet, Türkiye ve ABD stratejik mekanizması toplantısında ki dün Blinken'la Sayın Çavuşoğlu görüşmüştü. Stratejik temaslar sürecek mesajı verildi. Suudi Arabistan Maliye Bakanı'nın açıklama vardı. Pakistan, Mısır ve Türkiye'de ekonomik destek veriyoruz. Türkiye'ye de ekonomik destek veriyoruz dedi. Fed tarafına döndüğümüzde Mısır'dan bir açıklama geldi. Fed'in faizi %5'in biraz üzerine çıkarması gerekli derken aynı zamanda ABD'li şirketlerin gelecek aylarda ekonomide az büyüme beklediği de bildirildi. Biz rakamlarla devam edelim. Rakamlara baktığımızda sevgili Neslihan bizlerle Forex anketini de paylaştı. Ankete bakıyorum. Bugün 59 analistin katıldığını görüyoruz ankete. 43'ü pozitif, 16 negatif açılış tahmininde bulunmuş. Ortalama tahminde çok yüksek değil. 8 puanlık artış bekliyor. Astor yeni halka arzımız dün tavandı, Mart'ı tavandı, Durdo yine tavandı, Berkosan'da da tavan hareketi gördük. Peker gayrimenkulde %3,76'lık geri çekilmeler vardı. Gelecek Varlık Yönetimi'nde yine %3,5. Global Yatırım Holding'de de %3'ün üzerinde satışlar izledik. BMST'de de %3'ün üzerinde kayıplar vardı. Peki kapanış rakamımıza dönelim. Kapanış rakamımız 5400'ün üstünde olamadı. 5384'ten kısmi geri çekilmelerle endeksi kapatmayı başardık. Dolar Türk Lirası Merkez Bankası öncesinde güne sakin başlıyor. Zaten Merkez Bankası'nın da artık fiyatlamalar üzerine çok bir etkisinde kaldığını görmüyoruz. Euro Türk Lirası tarafına baktığımızda ise fiyatlama burada 20-31 civarında, sepet kurda böylelikle 19.50'nin üzerinde kalmaya devam ediyor. Gram altın tarafında gözümüz hep söylüyoruz kurda çok bir hareket olmadığı için ons altın tarafında diye. Ons altındaki güçlü seyir gram altında 1154 TL ile zirvelerde tutuyor. Evet, buradan paritelere döneceğiz. Paritelere döndüğümüzde dolar endeksi 102 seviyesi civarında seyrediyor. Euro dolar paritesi de böylelikle tekrardan 1.08 seviyesinin üzerinde. Pound dolar 1.2339, yen dünden itibaren başlattığı değerlenme hareketini 127.84'lere kadar taşımayı başardı. Dolar İsviçre frangı ise 0.9160 seviyesinde seyrediyor. Buradan Asya'ya dönelim. Risk iştahının çok yüksek olmadığı bir güne başlıyoruz demiştik. Asya'da karışık bir seyir var demiştik. Çin'de %0,40'lık yükseliş izliyoruz. Kospi'de de %0,37'lik yükselişler vardı. Buna karşılık Japonya'nın Nikkei endeksindeki dün Nikkei pozitif ayrışmıştı bildiğiniz gibi. Bugün %1,5'a yakın kayıplar görüyoruz. Hang Seng yatay negatif, Sensex'te de yatay negatif bir fiyatlama olduğunu söyleyebiliriz. Evet, buradan dönelim isterseniz ABD vadeliler tarafına. ABD'de vadelilere döndüğümüzde Dow Jones'ta %0,21'lik kayıplar var. 33.348 puandayız. S&P 500 4000'in üzerinde kalamadı. 3.937 puanda. %0,22'lik burada da kayıplar izliyoruz. Nasdaq tarafına döndüğümüzde burada da fiyatlama 11.455 puanda %0,19'luk kayıplarla. Ve tahvil cephesine döneceğiz. Evet, tahvil tarafı da tabii özellikle buradaki geri çekilme Nasdaq besliyor demiştik. 10 yıllıklar 3,5'lardan 3.32'lere kadar geldi, geri çekildi. Şu an için endekslerde bir pozitif fiyatlama olarak görmüyoruz bunu. O yüzden bugün endeksler tarafını izlemekte yine fayda var.
2 yıllıklar %4,05 seviyesinde seyrederken 30 yıllıklar ise %3,5 seviyesinde. Borsa İstanbul'daki açılışa geçmeden önce hazırsa bir emtia cephesine de bakıp öyle geçelim fiyatlamalara. Bugün petrol tarafı satıcılığı, WTI'de %1'in üzerinde kayıplar var. Fiyat 78,5 dolar civarında. Yine dönüp baktığımızda Brent de 84 doların üzerinde seyrediyor. Fakat orada da %0,79'luk kayıplar izliyoruz. Aynı zamanda Palladium'a döndüğümüzde 1710 dolar seviyesinde Palladium fiyatı gümüş 24 doların üzerinde kalamadı. Hatta 23,5'ların da altına sarktı. Ama buna karşılık diğer taraftan dönüp platine baktığımızda o 1000 doların üzerinde seyrediyor. Altında 1900 doların üzerinde. Zaten geçtiğimiz yılın pozitif ayrışığında platin olduğunu hatırlatmakta fayda var. Borsa İstanbul'u negatif açıyoruz. Yine yurt dışına ve Viyop'a paralel bir şekilde %0,24'lük düşüşle açıyoruz efendim. Herkese güzel bir seans diliyorum. Evet efendim, şimdi dönelim isterseniz buradan alt endekslere. Bugün metal sanayi endeksi %0,18 kadar yukarıda başladı. Ulaştırma endeksinde %0,03'lük yükselişler görüyoruz. Yatay bir seyir açıldı. Buna karşılık sanayi endeksinde %0,14, finansal endekste %0,19, holding endeksinde ise %0,23'lük kayıplar izliyoruz. Bankacılıkta %0,29'luk kayıplar yaşanırken teknoloji endeksinde ise kayıplar %0,60 civarında. Tabii biz programa girerken Viyop'ta biraz daha yatay bir seyir vardı. Şu an baktığımızda %0,80'e yakın yine kayıplar izliyoruz Viyop cephesinde. Evet, Borsa İstanbul'daki teknik seviyeleri konuşacağız şimdi. Stratejist İsmail Hasan Özyer bizlerle olacak. Efendim, ilk seansta şimdi stratejist İsmail Aslan Özyer'le birlikteyiz. İsmail, selamlar, günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl geçti bu bir hafta endeks tarafında? Zordu çünkü. Biraz çalkantılı geçti ama son 5 gün oldukça pozitif bir tepki aldık aslında. Hı hı. 4601. Yani tepki son derece güçlü geldi fakat 5444 bölgesinde bir iş süren stop olduğumuz, yani trendi bitirdiğimiz seviyenin üstüne geçmekte zorlanacağımızı düşünüyorum ben. Yani aslında sistemin de ana sistem sat ve beklede henüz daha. Bunun adı tepki yükselişi. Hı hı. Özellikle daha minimal haftalık yol haritasında işte 5209 seviyesinin üstündeki kalıcılıkla 5400-5450 bandına kadar yükselmeyi başardık. Sonrasında da 5444 seviyesi bizim için oldukça önemli bir seviye. Üstüne çıkıp kalıcılık burada görmemiz lazım ki tekrar trend boğa tarafına geçti diyebilelim. Evet, işte o kritik seviyeler neresi? Şimdi detaylı olarak zaten o kısımları konuşacağız. O yüzden istersen Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım.
Dün 5400'ün üzerinde kalamadık. Bugün de baktığımızda yurt dışı tarafında zaten risk iştahı çok yüksek değildi. Viyop'ta da %1'e yakın kayıplar var şu an ve Borsa İstanbul tarafında da %0,24'lük kayıplar izliyoruz. Ve döneceğiz efendim, tam da seans açılmışken Borsa İstanbul'un seyrini konuşacağız. 5371 puandayız. Bugün Borsa İstanbul'a ait zaten 3 grafiğimiz olacak. Detaylı olarak da değerlendireceğiz. Evet, Ekim ayında başlayan trendin şurada sonlandığını görüyoruz. Turuncu iz süren üstünde kalıcılıkla birlikte oldukça iyi bir trend yaşanmıştı. Fakat buradaki ikinci satış barıyla birlikte burada sat ve bekle modu oluştuğunu görüyoruz. Sonrasında da 4601 seviyesinde oluşan bir çekiç barı var. Dönüşler genelde hep çekiç barlarıyla oluyor Borsa İstanbul'da. Ve bu çekiç barıyla da birlikte 4601 gördükten sonra yukarıda şurada 5 gün boyunca tepki yükselişinin geldiğini, bugün de kırmızı bir açılış olduğunu görüyoruz. Oldukça önemli bir seviye 5442 seviyesi. Bu seviyenin üstünde tekrar kalıcılık eğer oluşursa Borsa İstanbul'da yeniden boğa trendi burada başlayabilir ve yukarı hedeflere doğru yol kat edebiliriz. O yüzden 5442 puan takip edeceğiz diyorsun. Peki dönelim, bir sonraki grafiğimize geçelim. Yine BIST üst tarafından devam edeceğiz. 3 farklı grafiğimiz var demiştik, Borsa İstanbul'u yorumlayacağız. Evet, Borsa İstanbul tarafında özellikle bu beyazın altına geçtikten sonra orada grafiğin baş tarafında 4601 seviyesi. Aslında şu seviye oldukça daha iyi alışlar burada yapılabilirdi. Burası 4300 seviyeleri. O bölgeye kadar düşmedik ve 4601 seviyesinden yukarı doğru çıktıktan sonra buradaki beyaz çizginin de yeniden üstüne doğru çıkarak kalıcılık oluşturduk. İlk önce yukarıda 5444'ü takip ediyor olacağız. 5444 seviyesi geçilmezse tekrar buradaki 5300 seviyesine kadar, 5300-5209 bandına kadar geri çekilme yaşayabiliriz. Yukarıda 5444 seviyesini dikkatle takip ediyoruz. Aşağıda destek seviyemiz yeniden beyazın altına gelmemek üzere 5274 ve bir altta da 5209 seviyesi var Borsa İstanbul kısa vadeli analizinde. Kısa vadeli analizinde diyorsun. Peki şimdi bir de dönelim, bir grafiğimiz daha var yine BIST üst tarafında. Ona da bakalım. Şu an sürekli işlemlerde akmaya başladı. 5368 puanda an itibariyle endeks. Haftalık yol haritamız 5209 üstü güçlü bölge. İki defa burada temas gerçekleştikten sonra bu bölgenin üstünde kalıcılık oldu. Fakat long breakout seviyemiz var 5433. Yani 5433, 5444 bu bölgelerde ciddi anlamda direnç bölgeleri var. Birinci dönüş, ikinci iğneleme ve şu anda da yeniden aşağı doğru bir burada geri çekilme görüyoruz. 5209 korunduğu sürece piyasa haftayı güçlü bölgede üstünde kapatırsa eğer bu olumlu karşılanmalı. 5209'u takip edeceğiz ama 5209 aşağısına doğru bir geçiş olursa yeniden buradan satışların %3, %4 civarında geldiği seanslar yaşayabiliriz Borsa İstanbul'da. Peki burada Viyop tarafında nereyi takip etmek lazım sana göre? Viyop grafiğimiz yok ama 6000 seviyesinin üzerindeyiz. Takip ettiğini bildiğim için hem Viyop tarafını konuşalım, bir de bu 5400 seviyesinin üzerinde kalıcılık. Burada da belirttiğin 3 grafikte de zaten aşağı yukarı aynı yerleri konuşuyoruz. Yani düz hesap 5450 diyelim mi hatta? 5450'nin üstünde kalsın burası. Doğru, 5450. Saatlik mi, günlük mü, haftalık mı kapanış yapalım kalıcı bir yükseliş için? Önce onu sorayım, sonra Viyop'a geçeyim. 5450 seviyesinin üstünde bir boğasal bar, bir bekleme barı ve tekrar boğasal görmek lazım. Yani yükselen kararsız bar, doji ve yeniden bir boğasal barla o bölgenin kırılması lazım. Ki biz 5450'nin üstünde zaten seans biliyorsunuz kendini belli eder. Özellikle majör hisseler burada son derece güzel yükselişler yapabilirler. Türk Telekom, Turkcell, Türk Hava Yolları gibi. Yani 5450 üstü biz en azından 3 gün istiyoruz. Bunun adı tepki yükselişi. Çok sert geri geldik. Çok da sert yukarı çıktık aslında. Yani 5450'nin üstü, yeniden turuncunun üstünde kalıcılıkla birlikte ben yine pozitif seansların başlayabileceğini düşünüyorum. Bunu da 5450'nin üstünde kalıcılıkla karar vereceğiz. Ama kalamadık, satışların aşağı doğru yine devam etmesi beklenebilir. Burada da 5209'u takip ediyoruz. O bölge çok önemli. Güçlü bölgenin altına gelirsek satışlar yeniden 4760'lara kadar hızlı bir şekilde gelebilir.
O yüzden bu kadar yükselmişken küçük bir düzeltme, güçlenme piyasası olsun ve 5450'nin üstüne atalım ve kalıcılık olsun. Yeniden güzel bir trend yaşanabilir bilançolarla birlikte. Hı hı. Peki Viyop tarafında tam 6000 seviyesinin üzerindeyiz şu an. 6024, 6033'leri gördük. Ne dersin? Hangi seviyeyi takip etmek lazım? Bir de şu an öncü gösterge olarak spotu mu yoksa Viyop'u mu izliyorsun? Viyop'u izliyorum ben. 5900 orada çok önemli. Tamam. Yani 5900 seviyesinin üstü altı o bölgede testere olabilir. Ama 5900 kırılırsa eğer orada çok negatif bir satış orada da gelebilir. Yani eş anlamlı olarak takip edeceksek eğer Borsa İstanbul'da 5209, Viyop tarafında da 5900 seviyesini dikkatle takip edilmeli. Çünkü aşağıya doğru verdikleri zaman çok hızlı veriyorlar biliyorsunuz ve bunu önceden tespit etmek lazım ki çok dikkatle seviyelerimize sadık kalarak özellikle kısa vadeli traderlar için Viyop'ta 5900, BIST tarafında da 5209 dikkatle takip edilmeli. Peki burada Borsa İstanbul tarafında tabii biraz da hisse senetlerini konuşmak lazım. İstersen bugün konuşacağımız hisse senetlerine geçelim. Emlak kontu konuşacaktık bugün. Yatay bir açılış gerçekleştirdi. 8.42, 8.43 şu an emlak kontuda da fiyatlama. Aslında baraj noktaları pembe, beyaz, sarıdır. Yine bu da aradan dönüş olduğunu görüyoruz. Özellikle Ayingo Long bölgesinin altına doğru sarktıktan sonra ikili dip ve sonrasında bu beyazda zorlanıyoruz. Beyazın üstüne geçemedik. Endeksten biraz daha geri kalmış durumda emlak konut tarafı. 8.62 emlak konut yatırımcısı dikkatle takip etsin. 8.62 burada dönüş burada gerçekleşmişti. Bunun üstü olması lazım ki 9.30, 9.50 ve 10.44 hedefleri gerçekleşebilsin. Bunun için tetiklenme bölgesi 8.62. 8.62'nin altında yeniden 8.16'ya verirlerse eğer 8.16'nın altında yine yeni dip yapmak üzere çok elverişli alım noktası 6.90 sarı çizgi. Bunun için 8.62 üstü pozitif, 8.16 arası araf bölge, 8.16 kırılırsa sert satışla 6.90'lara kadar geri çekilebilir. Geri çekilebilir diyorsun. Peki dönelim buradan istersen bir de Akbank tarafına bakalım. Bugün şöyle bir alt endekslere bakıyorum. Bankacılık yine ulaştırma ile birlikte hızlı öne geçti. %0,48'lik yükseliş var bankacılık endeksinde. Sanayi yatay, holding endeksi %0,30 kadar geride. Ulaştırmada %0,50 kadar yükselişleri işaret ediyor. Akbank tarafına döndüğümüzde %0,69'luk yükseliş var. 17.47 şu an burada da anlık fiyat. Sağlarda görmek istediğimiz hareketler bunlar işte. Yani tam sarıya müdahale. Burası endekste 4300'ü. Yani 4300'e gelseydi alınacak 100 tane 150 tane rahat hisse olurdu. 4601 gördük ama bankacılık sektörü özellikle Akbank tarafı birkaç tane daha hisse senedinin buraya değdikten sonra döndüğünü gördük. Yani 14.70-15 civarından da son derece güçlü bir tepki geldi. Nereye kadar? Ayın en iyi alım noktasını kırmaması gereken bölgenin yeniden direnç olduğunu görüyoruz. Bu bölgenin geçilmesi lazım ki yolculuğa devam edebilsin ama yakında yine bir direnç bölgemiz var. 17.50 gibi. Yani Akbank'ta yukarıda 17-17.50 bölgesi bir arz talep bölgesi ve o bölgenin dirençle karşılanması beklenebilir. Akbank tarafı 17.50'nin üstüne geçti. Zaten bankacılık sektörü başta olmak üzere piyasanın da yukarı doğru güçlendiğini, Borsa İstanbul yüzünde 5450'nin üstüne çıktığını görebiliriz. Bunları, bu fiyatlamaları bir yere not ederek 3'lü 6 şeklinde okumamız lazım piyasanın güçlenmesi adına. Eğer buradan satış yersek biz 16.34'ün short breakout seviyesi olduğunu ve aşağı yönlü burada kalıcılık olursa eğer 16.34'ün altında da yeniden aşağı bölgedeki 14.70'e kadar satışların devam edebileceğini düşünebiliriz. Özellikle gelme potansiyeli yani bu çizginin iki kere çalışması mümkün. Üçüncüye geldiğinde endeksin daha kötü noktalara gittiği görülür. Ben renk renk hesap ediyorum endeksin gücü açısından noktaları ve bizim özellikle 17.5'ün üstüne çıkmamız lazım Akbank'ta. Aşağıda 16.34 kırılırsa short breakout aşağı doğru uzar fiyat ve 14.70'lere dikkatle iyi alım olacak mı olmayacak mı bu bölgenin tespiti mutlaka şart. Peki endekste 5400'lerin üzerine bir kapanış olacaksa sana göre yani itici güç olarak izlediğin özellikle spesifik bir sektör var mı teknik anlamda? Türk Hava Yolları var.
Bulaştırma diyoruz yani bu durumda. Ulaştırma önce olabilir. Kayaları başta olmak üzere. Özellikle ben Ereğli'de bir satış yapılıyor biliyorsunuz yabancı ortağı tarafından. Mitsel tarafından ama ben de bugün böyle açtım baktım artık bizde de şey oldu her gün acaba satışın devamı geliyor mu diye. Bugün henüz görmüyorum. Hatta satan kurumlardan ikisi diyeyim bir tanesi şu an alış tarafında. Ve nette de şu an alış tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Tabii günün devamında bir orduna gelip devam eder mi onu bilmiyoruz. Şimdi şöyle aslında fiyatın coşkuyla yukarı gittiğini görmemiz lazım. Neden? Ağır bir satış biterse eğer biliyorsunuz yani bir tahtada satış yapılıyorsa o satış sayılır ve biter bitmez de %8, %9'luk bir yukarı doğru sert bir yükseliş kaydedilir. Böyle olduğu gün bittiğini anlayacağız Ereğli tarafında özellikle. Bunu dikkatle takip ediyorum ben. Özellikle Ereğli, Kardemir, yani demir çeliklerin piyasayı aslında 5450'nin üstüne taşıması lazım. Devreye onların da girmesi lazım. Devreye girmeleri gerek. Gerçi Kardemir biraz devredeydi ama Ereğli'nin ağırlığı daha yüksek. Şimdi şöyle, Kardemir tarafında da 20.56 long breakout'u ayın. Yani 20.56'nın üstünde Kardemir 22.30'lara gidip değme ihtimali çok yüksek. Yani bunların devreye girmesi lazım çünkü bankacılık sektörü oldukça iyi bir performansla aslında endeksi iyi bir tepki noktasına kadar taşıdı. Türk Hava Yolları'nın işte 12 aylık bilançosu muhtemelen yine iyi bekleniyor. Türk Hava Yolları'nın da sahneye çıkıp bu 150.50'nin üstünde kalıcılıkla birlikte bir kere 168 ve 170 bandına doğru bir trend yapması lazım. Yani bu hisselerin devreye girerek Ereğli, Kardemir, Türk Hava Yolları bu hisselerin devreye girerek endeksi yukarı taşımada yardımcı olmaları gerekir. Ereğli'lik satışların bitmesini ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bittiği gün zaten %8'i görürüz orada. Bu da olumlu algılanır. Evet, o da zaten endekste istediğimiz bize teknik seviyeleri verir diyorsun. Peki buradan istersen dönelim bir de ABD tarafına. Dün biraz orada realizasyon gördük. Biraz şöyle söyleyeyim daha doğrusu. ABD tarafında sancılı bir gündü. Bugün vadeliler tarafına baktığımızda yine negatif bir başlangıç gerçekleştirdik. Peki biz bugün Dow Jones'u konuşacağız efendim. Dow Jones tarafına baktığımızda fiyatlama aşağı yukarı 33.400 civarında seyrediyor. Aslında son derece sert bir satış geldi. Yani soluksuzca verdiler. Amerika borsası. Son böyle bir ayın en kötü günüydü yani aslında. Evet, soluksuzca verdiler. Özellikle Nasdaq hisseleri direnmeye çalıştı. Ben yakından izliyorum Amerikan piyasalarını. Fakat Amerika piyasasında özellikle hisselerin böyle dip noktaları, dip yaptığını görüyoruz. Yani bizim bu Türkiye borsasındaki almayanı döverler seviyesinde birçok hisse senedinin olduğunu gördüm ben. Pardon. Yani o bölgenin altında birçok hisse senedi var. Ama Amerika piyasasının yukarıda 34.500-34.800'ü yukarı doğru geçemediğini görüyoruz. Yani burada bir aslında bir karmaşa var, testere piyasası var. Fakat biz o kadar kritik bir noktaya geldik ki yani Amerika borsasında, yani Dow tarafında özellikle 32.900'ün eğer altına inersek burada da bir ciddi anlamda bozulma olur. Yeni mi başlıyor derken hem de. Evet. Yani yukarı o daha doğru, kötü olur hatta. Evet. Tepeden böyle bir realizasyon gelse hadi insanlar karını alsın dersin. Tam hareketin yeni başlıyor dediğin noktada o bozulma gelirse o daha acıtıcı oluyor aslında. Kesinlikle. Özellikle yani ben şahsen 37 bin, 42 bin bu hedefleri Amerika borsalarında bu yıl aslında bekliyordum. 32.900'ün altına gelmek aylık grafiklerinde Amerika'nın 29 bin, 34 bin arasında yapılan özellikle fake'ini de atmış olduğu bir çalışma var. Yani fake atılmışsa ve sonra fiyat yukarı dönmüşse aslında çok emniyetli bir durumdur bu. Fakat 32.900'ü biz dikkatle takip etmemiz lazım. Özellikle 33.726 şu pembe çizgi. Yani pembenin üstü aslında güçlenmeye başlama evresi. Yukarıda da 34.549 long breakout var. Bu bölgenin eğer üstüne çıkarsak biz Amerika tarafında 37.350'ye doğru bir hareketlenme görebiliriz. Özellikle bilançolar çok iyi gelmiyor ABD tarafında. Ona da dikkat ediyorum ben. Yani hisse bazlı hareketler söz konusu. Umarım 32.900'ler kırılmaz ve yeniden yukarı doğru biz burada Amerika borsasında 37 binlere doğru küresel risk iştahının da yükseldiği bir Şubat ayı yaşarız. Peki.
1600 dolardan altın alamadım, 1700'den alamadım, 1800'den alamadım, geldi 1900 dolar oldu, artık buradan alınır mı diye soranlar için ne dersin? Çok iyi sorular bu arada. Şimdi ons altın tarafında tabii ucuz kalan ne var diye sorulduğu zaman insanlar şu cevabı veriyorlar. Altın ons. Yani 2011'de de bu fiyatlar, 2023'te de aynı fiyatlar. Yani ons tarafı geri kaldı çünkü değerini ve gücünü kaybediyor aslında. Değişiyor dünya. Hı hı. Fakat 1600'lerden iyi bir dönüş aldığını kabul edelim. 1600'de üçlü dip olduktan sonra biz şu anda burada 1912'ye takılıyoruz. 1912 seviyesi. 1909'dayız şu an. 1909'dayız ama burada saatlik reaksiyon zaman zaman yaşanıyor. Mesela yani trend güçlerine bakıyorum ben. Saatlik trenddir muhtemelen ama 4 saatlik burada hiçbir zaman al vermedi. Özellikle geçen yıl Şubat ayında dolar yen paritesinin 4 saatliklerde 112'den al verdiğini ve 152'ye kadar müthiş bir trend yaşandığını biliyoruz. O sırada altının 1600'leri 3 defa test ettiğini gördük. Şimdi altın hangi noktaya geldi biliyor musunuz? 98 seviyesinde. Yani güç göstergesi 98. Eğer 100'ün üstüne çıkarsa, en son 2 yıl önce çıkmış. Eğer 100'ün üstüne çıkarsa, ons altında 4 saatlik trend gücü, bu da bir trend başlayacak demektir. Ve bu trendinde yukarıda 2118 bölgesine kadar devam etmesi beklenebilir. Bunun arifesindeyiz şu anda. Hı hı. Çok ciddi bir çalışma var. Ben 1930, 1940, 1925 bu fiyatlamalar yapıldıktan sonra yukarı doğru yeniden solda görmüş olduğu tepeyi 1940-1938 olur. Tekrar güçlü bir şekilde yukarı geçiyorsa direkt 2100'de soluğu alabilecek ihtimalin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Peki paralelinde dönüp gram altının zirvede olduğunu düşünecek olursan gram altın yatırımcısı ne yapsın? Yani artık karının bir miktarını cebine alsın mı, beklemeye devam mı etsin? Biz tabii ons altın konuşuyoruz, bu işi daha profesyoneller için konuşuyoruz. Ama sadece profesyonel olan değil, bankada, elinde, orada, burada, yastığının altında altın tutan, gram altın alıp satıp bir miktar bundan kar amacı güderek yani para kazanmaya çalışan birçok kişi de var. Onlar ne yapsın? Bu arada ons altında 1890 altında düşerse bu hayallerin son bulacağını... Hayaller suya düşüyor o zaman. Evet. Orası düşerse hayaller de suya düşüyor. Evet. Şimdi gram altın grafiğimiz yok ama gram altın, ben de yatırımlarım arasında gram altın var. Yukarıda 1500 TL, kırmızı çizgi, turkuazın üstündeki. 1500 TL'de ben karımı realize ederim eğer görülürse. Şu anda yine iyi fiyatlardayız, 1153 seviyesi. Hı hı. Zaten zirvemizde 1160 civarında olması lazım. Çok yakınız zirve fiyatlara. Burada dolar TL'nin çok hafif yukarı doğru 1 puan yükselmesi, özellikle ons altının eğer 4 saatlik trendini başlatırsa buraya katkısıyla birlikte seçim dönemine de yaklaşıyoruz biliyorsunuz. Burada da dolar TL fiyatı da mesela aslında bana göre ucuz. Yani ucuz kalmış enstrümanlardan bir tanesi. Ben gram altında 1500'de iyi kar alma noktası olarak görüyorum. 1500 benim yani şahsen kar alacağım bölge 1500 gram altında ve bunun özellikle önümüzdeki 6 ay içerisinde görülme ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Peki buradan şimdi hemen gümüşe geçelim. Gümüş de savruldu biraz aslında. Tam böyle 24 dolar üzerinde artık kalıcılık sağladı mı derken döndük geri 23,5 dolarında altındayız bugün. Aslında gümüş enteresan bir şekilde önden koşuyordu. Önden koştu. Altın şimdi geldi, gümüşü yakaladı. Yani pembede uzun süredir oyalanıyoruz. Altın geldi ve pembe 1913 orada. Gümüşte 24.51 fakat burayı parçalamak için yapılmış bir çalışma olduğunu görüyoruz. Yani burası çok uzun süredir iğneleniyor. Yani burası tek bir barla geçilebilir. Yani ben gümüş tarafında da pozitifim. Hı hı. Özellikle 23.38 diyelim. Burada mum formasyonu destek noktamız 23 dolar 38 sent. Gümüşte bu bölge kırılmasın. Yukarı doğru yani şu beklemeden sonra çok büyük barlar gelebilir burada yeşil yeşil ve Boğazal tarafta 26.90 hedef konumuna girebilir ve bu çok hızlı olabilir. Ve çok hızlı olabilir diyorsun. Evet.
Peki burada kripto paralar için pozitif tarafa geçtin mi diye bu arada kripto paralarla ilgili çok fazla soru geldi. Tabii 21 bin doların üzerinden dün bir satış geldi. 20.800'lerdeyiz. Ama hani net bir spesifik yer vermek gerekirse 20 bin doların üzerindeki seyrimizi devam ettiriyoruz. Bir, pozitif bölgede misin? İki, o kripto para yatırımcısının istediği ve beklediği o güçlü rally sence hangi teknik seviyenin kırılımıyla gelir? Tamam. Geçen hafta özellikle yine Bitcoin işlemiştik. Ben uzun süre grafik koymamıştım. Ama zaten koyacak bir şey de yoktu. Her hafta fiyat aynı yerdeydi çünkü. Yani aynı şeyleri mantıklı, konuşulur. Mantıklı. Evet. Evet. Şimdi normalde fiyat sarıya ulaşır, pembe sarıya ulaşır, fiyat üstüne çıkar, orta vadeli yatırım yapılır. Aslında burası 19 bin orta vadeli yatırımın yapıldığı Ekim ayı. Tamam, orta vadeli yatırım zaten buradaki hedefin 2 yıla kadar oluşması beklenir. 19 binden alınan hisse payın şuradaki orta saha bölgesine kadar yükselmesi beklenir. Bunu zaten birçok hisse senedi bizim hisselerde Türkiye'deki hepsi gerçekleştirdi. Şimdi bu bölge kırıldı ama işte o uzak doğudaki sistemin çöküşüyle birlikte negatif bir şekilde 15 binleri gördük. Fakat orta vadede stop yok. Dolayısıyla turuncuya da değmedik biz. Burada da yukarı doğru hareketin başladığını görüyoruz. Geçen haftaki yayında ben özellikle Bitcoin tarafında aylık grafiklerde baktığımız zaman Şubat ayı barının güçlü olacağını söylemiştik. Fakat haftanın sonuna doğru şöyle çok yüksek bir burada yükselişin olduğunu gördük. 21.621 seviyesi, 23.901 yukarıda önemli bir direnç bölgesi, daha önce kalın beyazın üstünde kalıcılık olmamıştı. Ben sırasıyla hedefleri sayayım. Neyin üstünde kalmamız lazım? Yine sarı çizginin üstünde kalmamız lazım. 19.121 seviyesi Bitcoin tarafında yeniden aşağıya geçilmemeli. Bu bir zaman kaybı oluşturabilir ama buradaki başlangıç pozitif ve yukarıda yatıyor fiyat şu anda. Ben fiyatlamaların durak seviyeleri 23.901, 27.000, 28.920 ama ana hedefin yukarıda 38.672 olacağını düşünüyorum. Özellikle baktığımız zaman Solana'nın da 10 dolarlardan 21'e geldiğini gördük. Özellikle iki katı tepkiler verdi aslında alt coinler. Ön plana çıktılar. Ben özellikle yani iyi olan buradaki alt coinlerin pozisyon alınabileceğini ve Şubat ayının daha iyi olacağını düşünüyorum Bitcoin tarafında. Peki o zaman şöyle mi olacak? Şimdi evet Solana'da hakikaten %100'ün üzerinde bir performans oldu ama yüksek maliyetlenenlere baktığımızda tabii çok ciddi zararda olanlar var. Bizdeki işte Borsa İstanbul'daki yan tahtalar gibi düşünebilir herkes altcoin'leri. O yüzden burada da aynı BIST 100 endeksini takip ediyor gibi altcoin yatırımcısı o zaman Bitcoin'in fiyatını takip edecek. Doğru mudur? Tabii Bitcoin'in fiyatını takip edilmeli. Burası bir giderken altcoin'ler mesela genellikle hesapların şöyle olduğunu okuyoruz ben. 150 bin lira yatırım yapmış bir yatırımcı altcoin'lere. 15 bin liraya düştüğünü gördük para miktarlarının. Sonrasında şu anda 45 bin liraya çıktığını görüyoruz. Yani ben ortalama böyle hesapladım. En son 1'e 3 dipten yükseldi. Ve bunun ben 38 binlerin Bitcoin tarafında kısa zamanda görülebileceğini düşünüyorum. Özellikle Şubat ayı barının çok büyük bir boğasal barla en azından 26 bin, 27 bin bölgesine kadar yükseleceğini düşünüyorum. Altcoin'lere dikkat etmek lazım. Ethereum'un da 1200 dolarlardan yukarı doğru döndüğünü gördük. Ethereum tarafında da özellikle hedefin 2250-2300 bandı olduğunu da söyleyelim. O zaman 2023 yılı son şunu sorarak bitireyim. 2023 yılı boğa piyasası başlıyor kripto paralarda diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Orada güzel bir Morningstar var aylıklarda. Bu bir dönüş. 19 binin altına sarkmayalım yeniden ki saçma olur zaten. Yukarı doğru ben fiyatlamaların hem ons altında hem de Bitcoin tarafında yukarı doğru fiyatlamaların yükseleceğini düşünüyorum. Evet İsmail, birlikte veda edelim, araya gidelim istersen. Sevgili İsmail Aslan Özyar dedi ki 2023 yılında kripto para yatırımcısının yüzü gülecek dedi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vermiş olduğun değerli yorumlar için. Efendim kısa bir araya gidiyoruz, sonrasında buradayız.
Bankas İstanbul'un sunduğu ilk seans devam edecek. Takas İstanbul'un sunduğu ilk seans devam ediyor. Efendim ilk seansta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maçkolik Genel Müdürü Emre Uğurlu'yu ağırlıyoruz. Emre Bey günaydınlar, hoş günaydın. Geldiniz. Merhabalar. Olarak. Hayırlı olsun çok, bu arada. Çok çok teşekkür ederim. Bir halka arz detaylarına bakalım önce isterseniz, sonra detayları konuşacağız. Bu arada sorularınız olursa da sosyal medya üzerinden bana da iletebilirsiniz. Ortak satışı şeklinde gerçekleşecek halka arz şekli. Aynı zamanda halka arz miktarına baktığımızda 8,5 milyonla halka açıklık oranı aşağı yukarı %34 olacak böylelikle. Talep toplama bugün başlıyor, yarın son gün olacak. Aynı zamanda yatırımcı grubuna baktığımızda yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan pay %30 olacak. Şirket çalışanlarına %1, yurt içi kurumsal yatırımcılara %40 oranında pay ayrılacak. Aynı zamanda yurt dışı kurumsal yatırımcılara da %20'lik pay ayrılacak. Sabit fiyat ile talep toplama gerçekleşecek. Dağıtım yöntemi bireysele eşit dağıtım şeklinde olacak. Aracılık yöntemi en iyi gayret aracılığı şeklinde gerçekleşirken, evet, kodu da MAÇKO olacak. Bu arada halka arz süreci bugün başlıyor dedik. Tabii sizler de eminim heyecanlısınız. Aynı zamanda tabii birçok şirketin son zamanlarda halka arz olduğunu görüyoruz. Hatta 2022 yılında 40'ın üzerinde yeni halka arz gerçekleşti. Biz eski piyasa profesyonelleri olarak bu durumdan çok mutluyuz. Çünkü Borsa İstanbul'a özellikle son bir yıl içerisinde ciddi bir teveccüh var. Ve bu halka arzlar da aynı zamanda yeni yeni yatırımcıların gelmesini sağlıyor. Ve bu noktada siz de dijital bir şirket olarak ilksiniz. Önce bu kısmı konuşalım. Çünkü bir ilki gerçekleştiriyoruz. Aynen öyle. Çok teşekkür ederim öncelikle. Sizle aynı fikirdeyim. Yani Türk piyasasında böyle firmaların da borsa olması son derece önemli. Altını çizmek gerekirse şunu söyleyelim. Biz MAÇKOLİK 21 yıllık bir firma ve birçok Türkiye'den çıkmış büyük internet projeleri var. Yani hepimiz günlük hayatta kullandığımız, işte gerek satın alırken bir şey, gerek yemek ısmarlarken vesaire. Bu projelerin birçoğu Türkiye'den ya yurt dışına satıldı. Yani hani bir Amerikalılara satın oldu, Çinlilere satın oldu, işte Almanlara satın oldu. Ya da bazıları da gidip yurt dışı borsalarda halka açılmayı tercih etti. MAÇKOLİK'in özelliği, Türkiye'den çıkmış bir internet dijital proje ilk kez Türkiye borsasında halka arz ediliyor. Yani aslında bunun iki tane önemi var. Ben de uzun yıllardır dijital sektörün içinden gelen bir insanım. Hem bu sektörümüzün bir ilki oluyor, hem de ben şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de yeni girişimleri yaratan gençler artık şunu bilebilecekler. Yani benim bir çıkış stratejisi için illa bunu götürüp yurt dışına satmama gerek yok. Ya da yurt dışına bir borsa. Türk borsası da insanların, küçük yatırımcının girip yatırım yapabileceği, exit etmek isteyen insanların exit edebileceği bir yer haline gelecek dijital yatırımlar için. O yüzden bunu son derece önemsiyorum. Bir başka ilk de şu olacak, bu da finans piyasaları için belki de önemli. İlk defa SPK'nın onay verdiği bir girişim sermayesi yatırım fonu ortaklık yaptığı bir şirketteki hisselerini satıyor. Yani bizim buradaki ortak satışımız aslında bireysel ortakların sattığı bir pay değil. O %34'lük satılan kısım bir girişim sermayesi fonu. Yani onun içinde de insanların parası var. Emeklilik fonları var vesaire ama... Yani direkt doğrudan bir ortak satışı şeklinde değil. Yani biz şimdi ortak satışı şeklinde veriyoruz bu detayı ama alt kalemine baktığımızda bu doğrudan bir ortak satışı değil aslında. Aynen öyle. Diyorsun. Yani benim gibi şirketin ortağı olan yöneten insanların sattığı bir şey değil. O zaten bir fon. O girişim, ama burada ne değişmiş oluyor? Siz girişim sermayesi yatırım fonuna girmek için nitelikli yatırımcı diye tanımlanan yatırımcılardan olmak zorundasınız. Ve Türkiye'de genelde dijital sektör ya da büyüyen bu tarz yeni projelere nitelikli yatırımcılar girişim sermayesi fonlarıyla girebiliyordu. Ama bizim yaptığımız halka arzla bizim gibi firmalara artık bireysel yatırımcılar da ortak olabilecek. Yani o girişim sermayesi fonu nitelikli yatırımcıların yatırım yapmasından sokaktaki herhangi bir bireysel yatırımcının da yatırım yapabileceği hale gelecek. Dolayısıyla yani onlarca nitelikli yatırımcı yerine yüz binlerce bireysel yatırımcı da MAÇKOLİK gibi bir firmaya ortak olabilecek. Peki, şimdi tabii herkesin gözü aynı zamanda son zamanlarda halka arzlarda dedik ama şöyle bir sıkıntı var. Bu sıkıntının da tabii şirketler tarafından bir çözümü yok ve zor hakikaten. O kadar fazla talep geliyor ki yatırımcılar şöyle isyan ediyor. Ya biz başvurduk, elimize çok az lot geldi. En son Astor'un halka arzı gerçekleşti ve dün tavanda
neredeyse piyasanın yarısı kadar alıcı bekliyordu. 46 bin emir vardı. Yani 46 bin kişi o hisseyi tavandan almak için bekliyordu. Ciddi bir teveccüh bu ama çok az lot düşüyor haliyle yatırımcılara. Onlar bu durumdan biraz müzdarip ama bu noktada yapabileceğiniz bir şey yok sanıyorum. Öyle, elimizden geleni yaptık. %39'unu biz bireysele açıyoruz. Ve bu çok önemli yani. Tabii. Hani bireysel yatırımcıya büyük bir pay ayırıyor olmanız. Ben elimden bu geliyor artık. Daha aynen. Ne yapabilirim? Artı eşit dağılım yöntemi yaptık. Yani orada oransal değil eşit tercih ettik. Dolayısıyla yani Maşkoli'ye ortak olmak isteyen herkes eşit oranda ortak olabilecek. Yani bu benim için de geçerli, sizin için de geçerli. Kim başvurursa aynı miktarda alabilecek. Bizim bir de tabii şöyle halka arasında şöyle bir farkımız var diğer markalardan. Birçok devasa marka, birçok büyük sanayi firması, birçok büyük enerji firması halka arz ediliyor. Gayet de başarılı gidiyorlar. Ama genelde insanlar ortak olduğu firmayı günlük hayatlarında çok kullanmıyor olabilirler. Yani siz bir çelik firmasından gidip demir çelik almıyor olabilirsiniz ya da bir enerji firmasının yaptığı işle direkt. Ama Maçkolik herkesin gündelik hayatında elinde olan, özellikle spor severlerin sürekli kullandığı, hayatının neredeyse parçası olmuş bir markaya bu sefer ortak olabilecekler. Ben rakamlardan bahsetmem gerekirse şöyle. Cep telefonuna Maçkolik indirmiş insan sayısı Türkiye'de 10 milyonun üzerinde. Yani 10 milyondan fazla cihazda Maçkolik uygulaması indirilmiş durumda. En son 10 gün önce bir derbi oynandı, Galatasaray-Fenerbahçe maçı. O gün telefonundan Maçkolik'i açan farklı insan sayısı 4.2 milyon. Yani bu insanlar indirmiş telefonuna. O uygulamayı girip storelardan indirmiş. O gün açmış. Bir günde 4.2 milyon. Yani bir stadın 40 bin kişi olduğunu düşünürseniz 100 stat dolusu insan o gün girip bu uygulamaya bakıyor. Ya da 10 milyon kişi üzerinden düşünecek olursak 8 kişiden biri diyebiliriz Türkiye'de. Aynen öyle. Ki buna akıllı telefon kullanımını düşünün, sporla ilgili olanları düşünün vesaire. Yani neredeyse insanların, bu konuyla ilgilenen insanların büyük çoğunluğuna ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla şimdi halka arz ettiğimiz zaman bu markayı, insanların günlük hayatında kullandığı ve keyif aldığı, eğlence için, zevk için, çok meraklı oldukları spor konusu için kullandıkları bir markaya ortak olma imkanı da sunuyoruz. Bu bizim için ayrıca bir keyifli. Yani hani günlük kullanıcı, ya da milyonlarla muhatap olmaya biz çok alışırız. Şimdi de yüz binlerce farklı ortağımızla inşallah ilerideki başarılarımızı, kârlarımızı, temettülerimizi paylaşacağız. İşte sorular gelmeye başladı bana bu arada sosyal medyadan. Size çok fazla soru var ama bu sorulara geçmeden önce güzel de sorular geldi. Biraz bilmeyenler için sizi tanıyalım istiyorum. Evet, birçok kişi kullanıyor dediniz. 8 kişiden biri değil sizi mi? Tanıyor. Geri kalan 7 kişiye tanıtalım tabii, tabii, o zaman. Tabii %100 haklısınız. Maçkolik 21 yıl önce kurulmuş bir, önce internet sitesi olarak kurulmuş bir mecra. Yani spor içerikleri veren, spor haberleri, canlı skorlar, istatistikler veren bir mecra. 2010'lu yıllarda mobil telefon kullanımının artmasıyla web trafiğinden daha çok uygulamaya doğru döndük ve artık bir mobil uygulama haline geldik. 2012 yılında Maçkolik İngilizlere satıldı. Aslında bir İngiliz firması gelip Maçkolik'i de satın aldı. Ben de o dönemde şirketin genel müdürü olarak çalışmaya başladım 2012 yılında. Aradan geçen sürede Maçkolik tabii ki mobilin, akıllı telefon kullanımlarının artmasıyla çok hızlı büyüdü. Geçen sene 2021 yılında Maçkolik'in sahibi olan global firmanın başka sektörlere girmeye kararından dolayı Türk ortaklarımla beraber Maçkolik'i satın aldık. Yani ben şirketin yöneticisiyken İstanbul Portföy Grubu'yla, Türkiye'nin önemli yatırım gruplarından biriyle Global Yatırım Holding bünyesi aldık. Aynen öyle. Bir araya gelerek Maçkolik'i satın aldık. Ve satın aldıktan sonra tekrar yerli ve milli bir marka yaptık. Yani aslında Türkiye'den satılmış bir markanın Türkiye'ye geri getirilmesi çok olası değildir ama genelde biz şunu izleriz. Türk bir marka büyür, gelişir. O noktada hatta gelişmeye yakınken yabancıya satılır. Ne derler? Cefasını Türkler, sefasını tam yabancılar sürer. Bizde tam tersi oldu. Biz Maçkolik'i satın alırken Fransa'nın da en büyük canlı skor istatistik lokal markası olan Maçen Direkt'i de satın aldık. Yani biz İngilizlerden hem Türkiye'deki markamızı hem Fransa'daki markayı aldık. Fransa'daki markamız da her ay 4,5-5 milyon kişinin kullandığı, günlük 1 milyon kişinin kullandığı oranın en büyük lokal markası. Yani dolayısıyla Maçkolik İnternet Hizmetleri AŞ, şu an benim yönettiğim firma, Türkiye'nin en büyük spor mecrasında dijitaldeki ve Fransa'nın en büyük lokal dijital mecrasını yönetiyor. Artı finansal anlamda da bu ne demek? Bizim toplam gelirlerimizin %30'u euro olarak geliyor. Yani Maçkolik'i herkes, Türkiye'de kullanan herkes Türkiye'deki bir aplikasyon olarak biliyor ama Maçkolik Fransa'nın da en büyüğünün sahibi. Dolayısıyla gelirlerimizin %30'unun da euro olarak gelmesi bizi neredeyse ihracat yapan bir sanayi şirketi haline getiriyor. Biz Türkiye'deki başarımızı Fransa'da da devam ettirebildiğimizi gördükten sonra dedik ki niye diğer ülkelerde olmasın? Tamamen buradaki Türk mühendislerden, benim ofisteki arkadaşlarımın emeğiyle yapılmış yeni bir ürün daha çıkardık. Onun adı Matchaholic. Yani Maçkolik'in İngilizcesi, maça bağlı demek. Ve 13 dil daha çıkardık. Yani işte İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, hatta Sırpça,
vesaire. Yani böyle küçük ülkelere de ulaşabilecek şekilde. Ve bu ürünü de geçen senenin ortasında yayına çıkardık. Yani demek istediğim, bizim Türkiye'deki günlük spor hayatında maçkolik kullanan bir insan zannediyor ki sadece maçkolik burada. İşte hayır, şu anda Fransa'nın da liderini yönetiyoruz. Dünyanın diğer ülkelerinde şu anda biz sizle sohbet ederken maçkolik kullanan birisi var. Dolayısıyla bizim halka arzdan sonraki hikayemizde de bu global oyuncu olma yolunda, yani önce Türkiye'den çıkmış bir marka, İngilizlere satıldı, sonra Türkler geri aldı. Şimdi yine bu Türklerin yönetiminde, hatta işte Türk ortaklarıyla beraber belki yüz binlerce bu isteği alacak insanla beraber maçkoliğin globalde büyümesine de hep beraber emek vereceğiz, öyle söyleyeyim. Peki aynı zamanda Euro gelirinizle birlikte spesifik olarak kendinizi hedge ediyorsunuz diyebilirim bu noktada. Tabii TL'nin son 5 yıllık performansına baktığımızda ciddi bir değer kaybı olduğu için bu sizin için bir avantaj. Peki 2022 yılı cironuz neydi ve 2023'ten neler bekliyorsunuz? Agresif bir büyüme yoluna girdik biz aslında diyorsunuz. Sürekli öyle. Zaten öncelikle yani izahnamedeki bütün rakamları rahatlıkla söyleyebiliyorum. O yüzden 9 aylıklarla başvurduğumuz için biz 9 ayın sonunda 123 milyon TL ciro yapmıştık. Yıl sonunda da son 3 ayımız çok çok daha iyi giderek gitti. Bizim buradaki en büyük artımız şu. Çok yüksek bir favak oranıyla çalışıyoruz. Yani maçkoliğin favak oranı %50'nin üzerinde. Yani herhangi bir sektörde, yani sanayi ya da başka bir sektörde bu kadar karlı çalışmanıza imkan yok. Ve finansallardan bahsederken şunu altını çizmem lazım. Son 10 yılının tamamında kar etmiş bir şirketten bahsediyoruz. 10 yıldır hiç kredi kullanmamış bir şirketten bahsediyoruz. Ve biz bu 10 yıldır kar ettiğimiz biriken temettüyü de borsada izahnamemizde de yeni ortak olacak ortaklarımıza da açıkladık. Dağıtılabilir karımızın her sene asgari %50'sini temettü olarak dağıtacağız. Ve bu sorunun cevabını aldık. İzleyenlerden çok geldi bu soru. Temettü verecek mi diye, temettü vereceksiniz. %50 hem de, yani bu borsa içinde çok yüksek bir oran. Artı hani kar ediyor mu bu firma diye soranlar da son 10 yılın tamamı kar etmiş bir firmadan bahsediyoruz. Aynı zamanda 18 ay boyunca, yani satmama taahhütü de var zaten, 18 ay boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapılmayacak. Şirket ortakları ise 6 ay boyunca borsada pay satışı yapmayacağını da taahhüt ediyor. Peki bir soru geldi. Bir de arkadaşımdan diyor ki Emre Bey'e sorabilir misiniz? Kendilerinin bir bahis geliri var mıdır diyor. Bahis bizim reklam verenlerimizden biri. Yani nasıl GSM sektörü, nasıl otomotiv sektörü, nasıl FMCG sektörü reklam verenimiz ise bahis de reklam verenimiz. Yani spor severin olduğu yerde reklam veren erkek hedef kitleyi, spor severi hedefleyen herkes bize reklam veriyor. Biz bahis oynatan ya da bahis lisansı olan, bahisten para kazanan bir yer değiliz. Ama bahis markaları ya da dönemsel olarak bazen tek bir markayla münhasır çalışıyoruz. Bizim en önemli reklam verimiz. Bahisten direkt olarak gelir kazanmasak da reklam yayınlayarak kazanmaktayız. Peki Ferhat Bey de diyor ki yasal bir bahis şirketi kurmayı düşünüyorlar mı peki? Yani böyle bir projeleri var mı diyor? Türkiye'de bu tamamen Spor Toto'nun kontrolünde, devletin kontrolünde ve lisanslar verilerek yapılan bir iş. Biz bir medya şirketiyiz. Yani biz içerik veren spor medyasının önemli şirketlerinden biriyiz. Spor severin olduğu her yerde onun ikinci ekranı olma hedefimiz var. O yüzden yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Peki bundan sonraki biraz da büyüme politikanızı duymak ister. Hani evet, agresif bir büyüme politikamız olacak ve amacımız tüm dünyaya açılmak dediniz. Peki halka arzdan sonra bir gelir elde edeceksiniz. Evet. Bu geliri en çok hangi kalemde kullanmayı düşünüyorsunuz? Ve bundan sonraki süreç için ciddi bir temettü politikası uygulayacağız. Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağız 18 ay boyunca diyorsunuz. Peki bundan sonraki süreçte uzun vadeli size yatırım yapmayı düşünenler için neler ediyorsunuz? Bizde ortak satış olduğu için bir kere zaten bu fona, fondaki insanlara doğru gidecek para. Bizim halka arzdaki amacımız artık global bilinirlikte, güvenilirlikte, şeffaflıkta, raporlamada hepsinin son derece dünya standartlarına uygun olması. Çünkü artık hedefimiz sadece Türkiye'deki sporcularlara hizmet etmek değil, globalde bunu yapabilmek. Bahsettiğiniz gibi 2-3 tane farklı, demin de söylediğim gibi gelir kaleminde büyümeyi hedefliyoruz. Birincisi, bizim ülkemizdeki dijitale gelen reklam parasının artmasıyla zaten maçkolik reklam gelirlerinde bir artış olacak. İkincisi, globaldeki projelerimizde, özellikle Fransa ve yurt dışına çıkardığımız maçkolik projesinde büyüyeceğiz. Üçüncüsü, maçkoliğe bu kadar milyonlarca insan gelirken buradan farklı ne gelir kalemleri yaratabilir, onların üzerine çalışıyoruz. Birisi mesela insanların üyelik ücreti vererek reklamları izlemeden kullanabileceği bir maçkolik pro reklamsız üyelik modeli çıkardık ve buradaki rakam da şu anda 50 bine geldi. Yani 50 bin tane insan bize parasını vererek üye oluyor, düzenli bir gelir elde ediyoruz, reklamsız kullanıyor.
Bunun dışında dijital dünyanın gittiği yerler var. Neler bunlar? İşte video kullanımının artması, YouTube'un daha fazla kullanılması, spor severin ilgisinin arttığı yerler var. İşte oyun sektörü vesaire gibi. Maçkolik önündeki genç ve spora meraklı kitleye uygun farklı farklı projelerin hepsini de spor severlerle buluşturacak. Ana amacımız, dünya tamamen buna gidiyor. Spor sever sporu takip ederken ikinci bir ekran istiyor elinde. Herkesin elindeki o ikinci ekran olabilmek ve Türkiye'de bunu başarmışken dünyanın yerlerinde neden başarmayalım diye düşünüyoruz. Bu yoruma güldüm açıkçası. şöyle demiş, hisseniz tavan yapınca gol sesi de gelecek. Güzel bir şey. Yani bizim çok kendimizle ağaçta bir gol sesimiz var aslında. O yüzden herkes bunu yüzden, bilir. Evet. İnşallah çok gollü geçer diyeyim o zaman yani. Çok da... Herkesin hedefi ve temennisi o. Peki şunu da merak ediyorum. Pandemi döneminden çıktık. Pandemi dönemi bazı şirketleri çok olumlu etkilerken bazı şirketler için çok zorlu bir süreçti. Siz nasıl geçirdiniz bu süreci? Ya aslında inşallah dünya böyle bir şey bir daha yaşamaz ama biz çok iyi geçirdik. Size yaradı diyorsunuz. Ya yaradı, çok iyi yaradı, çok fazla yaradı. İki sebepten yaradı. Bir zaten dijitalin kullanımının artmasıyla. Yani benim annem daha önce belki alışveriş uygulamalarını kullanmıyordu mobilden ama şimdi kullanmaya başladı. Herkes işte farklı farklı dijital projeleri kullanmaya başladı. Ve dijitalin genel kullanımının artması spordan ve bizim yaptığımız işten bağımsız dijitale harcanan reklam gelirlerini arttırdı. Oradaki rekabeti arttırdı. Birim reklam fiyatları arttı. Biz de direkt olarak reklamdan kazandığımız için dijitale olan her türlü teveccüh bizim gelirlerimizin artmasına sebep oldu. Bir de bunun üstüne insanların artık o Covid sonrası spor, eğlence vesaire kendilerini mutlu eden konulara tekrar çok daha hızlı dönmesi spor olan ilgiyi de arttırdı. Yani statlar daha boşken daha dolmaya başladı. İnsanlar daha az eğlenceye vakit ayırırken daha fazla ayırmaya başladı. Hem spor olan ilginin artması, hem dijital kullanımın artması, hem insanların dijitaldeki reklam rekabetinin artmasına yaptığı katkı Covid sonrası bizi çok olumlu etkiledi. Dolayısıyla 2020 yılında maçların hiç olmadığı dönemde neredeyse durma noktasına gelen işler 2020 ile beraber roket şeklinde yukarı doğru gitmeye başladı. Peki kaç kişi çalışıyor Maçkolik'te şu an? 75 kişiyiz biz. Direkt bize çalışan 75 kişi var. Onun dışında dışarıdan çalışıp destek veren insanlar var. Sahalara gönderdiğimiz insanlar var. Ağırlık olarak yaptığımız ürünü geliştiren ve mühendislerimizin, yazılımcılarımızın olduğu Maçkolik ofisi. İstanbul'daki merkez ofisimiz. Burada da global projenin artmasıyla beraber farklı farklı lokasyonlarda yeni ofislerde açma projesini devam ediyor. Zaten Fransa'da bizim için çalışan arkadaşlarımız var. Ama ağırlık olarak Maçkolik'in yaptığı ne derseniz teknolojiyi kullanarak, minimum insan gücü kullanarak daha fazla insana içeriğini ulaştırmak oluyor. Peki çok fazla şu konuya ilişkin soru geldi. Yani Maçkolik bir ürün üretiyor mu, üretmeyi düşünüyor mu, hatta bunu ihraç ediyor mu? Çünkü biz Maçkolik denildiğinde sadece reklam geliriyle bir gelir kalemi elde ediyor diye anlıyoruz. Bu kalemler dışında Maçkolik neler yapıyor, bu kısmı biraz daha açabilir miyiz diye mesela çok soru geldi. Yani Maçkolik deyince ben şu an gelen yorumlarını anladığım kadarıyla herkes sizi reklam geliriyle... Doğru, büyük çoğunluğumuz da öyle zaten. Reklam geliriyle sonuçta şirketi döndüren bir kurum olarak algılıyor. Ama mesela bunun dışında ne yapıyorsunuz ya da ne yapmayı planlıyorsunuz önümüzdeki süreçte ürün geliştirme anlamında? Şöyle söyleyeyim, aslında dünyadaki dijital projelerin neredeyse, yani hani bizim tarzımızdaki dijital projelerin neredeyse tamamı reklam odaklı çalışıyor. Siz bugün Google'ı bir arama motoru ya da bir e-mail servis veren yer olarak düşünmeyin. Google tamamen bütün gelirini reklamdan kazanıyor. Facebook'un geldiği, Twitter'ın geldiği, Instagram'ın geldiği nokta bu. Dolayısıyla bizler için, bizim gibi dijital medya şirketleri için daha çok insanın girip, daha çok sayfa görüntüleyip, daha çok reklam görmesi çok son derece önemli. Yani Instagram hiçbir zaman size gösterdiği reklamların dışında bir ürün satmaya çalışmayacak. Instagram'ın amacı sizin orada o güzel resimlere bakıp, like'ları verip, işte takip edeceğiniz... Bu ürünü ücretsiz kullandırıp, aynen o ürünün içerisinde reklam yedirmek. Ya da Twitter'ın sahibi de işte Elon Musk aldı ama stratejisi değişmeyecek. Twitter'dan bir şey satın almayacaksınız, Twitter size yeni bir ürün getirmeyecek. Twitter size istediğiniz içeriği en hızlı şekilde ulaşmanızı sağlayacak ama size bu arada reklamdan Maçkolik'te de aynı şey. Siz spora meraklıysanız, spor haberlerini, spor skorlarını, sporun istatistiğini takip ediyorsanız Maçkolik bunu size en hızlı şekilde, en iyi user experience yani kullanıcı deneyimiyle en iyi mecralarda işte iOS'uyla, Android'le vermeye devam edecek.
Ama bu arada sizden reklam gelirleri kazanmaya devam edecek. Dolayısıyla dünyada reklam hiçbir zaman geriye gitmeyeceği için artı özellikle dijital artan kısım artacağı için Maçkoli'nin de önü nasıl ki her birimizin günlük hayatta kullandığı işte Instagram'ı, Facebook'u, Twitter'ı, Google'ı gibi son derece açık. Yani aslında şöyle söylüyorsunuz, biz biraz daha ülke olarak belki bu süreci sonradan yakaladığımız alışık için... Alışık değiliz. Evet, yurt dışında işte özellikle Nasdaq'ta işlem gören FANG hisseleri dediğimiz aslında bu hisseler domino taşıdır o borsanın. Ama aslında hepsi online platform. Tamam, yani öyle. Bugün Netflix'e de girdiğimde ben aslında belli bir ücret ödüyorum ama online bir platform. Yani hani bacası tüten bir şirket ya, değil bir sonuçta. Bir fabrikası yok, bir arsası yok. Bacası bir şey tutuyor yok. Diyoruz ya, bacası tamam, doğru, tutuyor şimdi, yani aslında. Aynen öyle. Yani bunlar serverların üzerinde yaşayan, yani kendi yaşadıkları ofisler hariç hiçbir mal varlıkları olmayan dijital varlıklar. Dolayısıyla Türkiye dediğim gibi buna belki çok alışık değildi ama özellikle Maçkoli halka arz sonrasında ben Türk dijital sektörünün de Türk borsasına daha yakınlaşacağını düşünüyorum. Ve Türk yatırımcıların da dijital projelere, ya bu geleceği olan yeni dünya projelerine çok daha fazla teveccüh göstereceğini düşünüyorum. Peki Ersin Bey sorar, fiyat istikrarı garantisi veriyor mu yatırımcısına Maçkoli? Tabii, zaten 18 ay boyunca hiçbir bedelli bedelsiz sermaye artırım yapmayacağımızın garantisini izahnamemizde açıkladık. Onun dışında ben ve diğer ortaklar hiçbirimiz 6 ay boyunca bir şey satmayacağız. Zaten Maçkoli 20 yıldır olan ve devamlı büyüyen bir proje. Biz bu projeye son derece inanarak bunun başına geldik. Ben de hem ortak hem genel müdür olarak... bu işin başında çok daha büyümesi için çaba göstereceğim. Zaten buna göre bir ekip var. Dediğim gibi izahnamede bütün garantileri net olarak görebilirler. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bu arada yatırımcılar için söylemek istediğiniz son bir şey varsa onunla veda edelim. Bugün başladı artık talep toplamamız. İnşallah bizim amacımız milyonlarca insanın kullandığı bu uygulamanın milyonlarca, ya yani yüz binlerce belki de insana para kazandıran, onların kar etmesi sağlanan bir marka olmayı sağlamak. Ben teşekkür ederim size. Hayırlı uğurlu olsun çok diyelim. Olsun. Hem sizlere hem de şirketinizde teveccüh gösterecek tüm yatırımcılara bu halka arzında hayırlı olmasını diliyoruz efendim. Evet, Emre Uğurlu'yu ağırladık. Maçkoli Genel Müdürü, Maçkoli halka arzının detaylarını konuştuk. Az önce ifade ettiğimiz gibi talep toplama bugün ve yarın olacak. Yarın hem haftanın hem de Maçkoli halka arzı talebinin son günü olacak. Bu veriler ışığında kısa bir araya gidiyoruz. Saatler biri gösterdiğinde yeniden birlikte olacağız. Hoşçakalın. Takas İstanbul ilk seansı sundu.